İade biz destek veriyor, kurumlar veriyor, seven orada yaparız. Niçin? Burada yapalım. Buraya geçelim. Tamam, konu var. Kapatıyoruz, geçelim. Şimdi burada yapalım. Burada yapalım. Biz çıkmasın. Ya ben burada yapmışsın, orada yapmışsın. Ne farkı yok. Burada fark finansını yapın. Tamam. Kesinlikle çıkmasın. Bir şey demiyoruz burada yapmanıza. Karışmayacağız. Sizler hepimizde çıkabiliriz. Burada yapın. Karışacak bir şekilde. Çalışma birini durum da mı var? Yani demokratik tepkimizi verdiğinizde onu da mı tartışacaksınız? Demokratik hakkınızı parti finansını yapın şu an. Tamam. Burada yapalım. Yok. Burada yapalım. Ha, iyi sıkışmaz. Yani sıkıntı yok. Sıkıntı yok. 50 adımlık tamam. Bir yere geçeceğiz. Tamam. Demokratik hakkınızı parti finansını kullanın. Tamam. Buranı çare ediyoruz. Ama başka bir yere uçağını geçelim. Tamam. Biz değerlendirelim. Tamam. Bir hukuksuzluğa, bir antidemokratik uygulamaya daha imza atıyor burada. Onun için bu uygulamayı protesto etmek adına oturma eylemine geçiyoruz arkadaşlar. Değerli basın emekçileri, sevgili dostlar, kıymetli sihtapları. Gün geçmiyor ki bu iktidarın farklı hukuk ve ahlak dışı bir uygulamasıyla karşı karşıya kalmayalım. Bu sabah da her üç vatandaşın ikisinin oyunu alan Mardin, Batman ve Hafreti Belediye eş başkanlarımız şahsında dünyada eşi benzeri olmayan bir yöntemle, vicdan, ahlakla, hukukla alakası olmayan aynı yöntemiyle halkımızın iradesine el konulmuştur. Bizler bu uygulamayı kabul etmiyoruz, reddediyoruz, tanımıyoruz. Ve sonuna kadar direneceğimizi buradan tekrardan ilan ediyoruz. Tarihin en büyük zulmüne karşı en büyük direnişiyle cevap vereceğimizi, irademize sonsuza kadar sahip çıkacağımızı ve anayasanın bize vermiş olduğu demokratik tepkimizi ortaya koyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Türkiye halklarına gerçek yüzünü bir kez daha göstermiştir. 4 Kasım 2016'da yapılan siyasi bir darbeyle Demirtaş ve arkadaşlarının tutuklanmalarının yıl döneminde bir kayyum darbesinin aynı günde yapılması manidardır. AKP ve ortağının kendi iktidarları için darbe yaptığını görüyoruz. Meclis içerisinde tokalaşmayla başlayan bir süreç vardı. Kadim Kürt halkı her dönem uzatılan eli değerli bulmuştur. Ancak siyasi mühendisliklerle bu halkın iradesini tanımayarak halkın iradesini gasp ediliyorsa bize de meşru dilenme hakkı doğuyor. Bu halkla eğer onurlu bir barış yapılmak isteniyorsa halk hazır, muhatapları hazırdır. Bizler siyasi iktidara şunu hatırlatıyor ve diyoruz ki bu ülkenin en önemli sorunu onurlu bir barışın halen sağlanamamış olmasıdır. Hem süreç başlatıp hem kayyum darbesi yapmak samimiyetsizliktir, riyakarlıktır, ikiyüzlülüktür. Kayyumlar gidecek, halk gelecek. Kayyumlar gidecek, halk gelecek. Değerli halklarımız, değerli Türkiye halkları,
Bugünlere kolay gelinmedi. Mücadele tarihimizde en ağır bedeller ödeyerek bugünlere geldik. Bizlere karşı yapılan tüm hukuksuzluklara, baskı ve zulme karşı direnerek kazandık. Boyun eğmedik, bugün de direneceğiz, yarın da direneceğiz ve direne direne halkımızla birlikte mutlaka kazanacağız. Ve son olarak şunu söylüyoruz. Kayınlar kaybedecek, halk iradesi tekrar kazanacak. Kayınlar gidecek, halkların kardeşliği ve onurlu bir barış mutlaka kazanacak. Katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyoruz. Arkadaşlarımızla, belediye meclis üyelerimizle, vekilimizle, seçilmişlerimizle birlikte, halkımızla birlikte olacağız, esnaflarımızla birlikte olacağız, arkadaşlarımız hizmetlerini sürdürecek, hizmetleri devam edecek ve demokratik tepkimizi sürdürmeye devam edeceğiz diyor. Katılımlarınızdan dolayı tekrardan teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.